Herkese selam arkadaşlar, ben Celil Batuhan. Bugün sizlerle birlikte iThink markasının Mi Band 4 veya Mi Band 5 çakması akıllı bilekliğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün Migros'a gittim ev alışveriş yapmaya. Gittimlik bunu gördüm. iThink markasının Mi Band 4'e bayağı bir benzettiğini, hatta Mi Band 4 resmini çaldıklarını fark ettim. Bakalım gerçekten Mi Band 4 gibi bir işlevi var mı veya onun gibi bir özellikleri var mı? İlk önce bunu almamdaki sebep, birinci sebep fiyatı oldu. İkinci sebep de suya ve toza dayanıklı olması oldu. Fiyatı arkadaşlar 39 lira. 39 liralık bir alet. Bakalım arkadaşlar suya ve toza gerçekten dayanıklı mıymış? Dediğim gibi birinci nedeni fiyatı, ikinci nedeni de Mi Band 4'e çok benzemesi, üçüncü nedeni de yapalım arkadaşlar suya ve toza karşı dayanıklı olması. İlk olarak kutu tasarımından başlayalım. Kutu tasarımı Mi Band 4'ün kutu tasarımına çok benziyor. Uzun ince bir kutu yapmışlar. İçinden şu kadarcık bir alet çıkacak büyük ihtimalle. Zaten normal olarak. Şurada Smart Band X yazıyor. X logosunu şurada çok güzel yapmışlar aslında. Kutu tasarımı böyle. Basit bir kutu tasarımı olmuş ama hoş gözüküyor. Burada iThink orijinal aksesuar yazıyor. Kutunun yanlarına geldiğimizde şurada spor, nabız ölçer, adım sayar özellikleri olduğunu gösteriyor bize. Öbür tarafına geldiğimizde suya ve toza karşı dayanıklı, mesaj bildirimi aldığı, fotoğraf çekme özelliğinin olduğunu söylüyor. Yani kutusundan anladığımıza göre arkadaşlar normal bir akıllı bileklik ne yapıyorsa bu da onu yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Arkasına geldiğimizde burada işler değişiyor. Renkli ekran tasarımı diyor. En yeni versiyonu yazıyor şurada görüyorsunuz. Ve resim burada değişiyor. Burada Mi Band 4 değil başka bir resim var. Hani bir resim olduğu belli oluyor. Şurada iki ucu pas yazıyor. Şurayı çıkarsam acaba ne çıkacak? Evet, burayı çıkarınca şurayı merak ettim arkadaşlar. Şurayı bir çıkaracağım. Burada Bluetooth yazıyor bakın. Görünüyor mu? Evet, burada Bluetooth yazıyor ama Bluetooth yazısını nedense kapatma gereği duymuşlar. Anlamadım. Bilmiyorum, belki aralarında bu bir şeydir. Hani kapattığımı belki telif yemiyordur falan Mi Band 4'ten ama Bluetooth yazısını şurada görüyorsunuz. Özelliklerine geldiğimizde arkadaşlar 0.96 boyutunda renkli bir ekranı var arkadaşlar. 4.0 ile bağlanıyor. Burada şu an gözümden düştü. Bluetooth 4.0 bayağı hani 5.0 ve üstüne geçtiler Bluetooth olarak. Ama 4.0 da her telefonla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Bağlantı olarak da birazcık yavaş kalıyor artık. Yani şu devirde. Suya ve toza karşı dayanıklılık IP67 sertifikası olduğunu söylüyor. Şurada batarya tipi polimer lityum bir batarya olduğunu söylüyor. Şarj süresi 2 saatte şarj oluyor. 1,5-2 saatte. Kullanım süresi de 1 hafta 6 gün gibisinden bir kullanım süresi vaat ediyor bize. Sıfır halde böyle beklerse 2 haftada hiç şarj bitmeden bekleyebiliyorum. Burada arkasında da söylediği özelliklerine göre. Paket içerisinde de akıllı bileklik kordon şarj ünitesi geliyormuş. Şarj ünitesi herhalde tahmin ettiğime göre Mi Band 4'ün şarj ünitesinden koymuşlardı diye düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Burada başka bir bilgi vermiyor. Kutuyu açmadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana çok büyük destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Bir de videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi ilk olarak kutuyu şöyle bir açalım. Zaten bantı mantı yok. Belki de bu ürünü acaba alıp da iade mi ettiler bilmiyorum. Şöyle bant yok dediğim gibi kutusundan şöyle çıkarıyorum. Evet, bizi plastik bir şey karşılıyor. Bu arada arkadaşlar kutu sanki kullanılmış bir kutu mu ya? Şöyle tozlar mozlar var bakın, görüyor musunuz? Bilemedim şimdi, neyse uylandım. Şurada Smart Band iThink kullanım kılavuzu garanti belgesi olduğunu söylüyor. Garanti kullanım kılavuzu gayet büyük ve burada her şeyi zaten söylüyor birebir. Şunu atalım. Yanına geldiğimiz arkadaşlar burada 3 parça eşya olduğunu görüyoruz. Şu gayet hoş. Mi Band 4'ün şarj ünitesiyle birebir yapmışlar. Şöyle göstereyim yakından. Burada bir USB, burada da aletimizi takacak bir şarj ünitesi var. Hani şöyle direkt içine sokuyorsunuz ve anladığıma göre şarj ediyorsunuz. Bunu da normal bir şarj ünitesine veya USB girişi olan her şeye takabilirsiniz. Plastik yapısı çok böyle aman aman bir hani şey bir plastik değil ama zaten şarj yapacaksınız bununla. Bununla başka bir şey yapmayacaksınız. O yüzden hani bunu es görebilirim. Plastik çok kaliteli bir plastik değil ama şarj ünitesinin böyle olması da güzel tabii. Kordonumuza gelelim. Bence kordon gayet önemli bir şey ama direkt elime aldığımda fark ettim ki kordon plastikten de öte böyle bayağı bir plastik bir şey. Şimdi Mi Band 4 videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar, kanalda var. Onun kordonu daha bir böyle, nasıl diyeyim size, daha böyle yumuşak, daha böyle kolda dururken çok daha hoş hissettiren bir yapısı var. Bu biraz daha katı bir plastik gibi ve burasındaki şu an elastiği görüyorsunuz. Biraz daha böyle çeksem yırtılacak gibi zaten. Hadi 39 liraya kordon ve şarj. Aslında bu şarj aletini şu an almaya kalksan 20 lira tut. Kordonu almaya kalksan tabii bu kordon, ya bilmiyorum çok para eder mi bunlar ama almaya kalksan diyelim. Hadi bu 15 olsa, bu da 15 olsa bu 30'u geçer yani. Şu ikisi bile 30'u geçiyordur şu an. O yönden şimdilik bir şey demiyorum yani. Fiyatı gerçekten ucuz. Hem malı da bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Metale benzer bir şey var ama metal değil. Kordonu böyle. Mi Band 4 ile aynı desem yalan olur. Mi Band 4 ile aynı değil ama Mi Band 4 ile görünümü aynı, öyle söyleyebilirim. Hani şöyle bir kordonu var. Acaba düşündüm ki internetten Mi Band 4 kordonu alsam buna takabilir miyim? Şu an bilmiyorum, onu da belki deneriz. Şunu atıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi ürün içinden 39 lirayı bence veriyor ya. Hani şu anlık veriyor. Pek bir şey diyemeyeceğim.
Bu şarj ünitesi ve kordon. Eh hadi anladınız işte. Bu da arkadaşlar bizim akıllı bilekliğimiz. Şöyle göstereyim. Akıllı bilekliğimizin üzerine jelatin var. Jelatini açıyorum. Jelatin açma testi de yapalım şöyle. Evet, jelatini açtık. Direkt kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama şuradaki kare ekran direkt şu an benim gözüme battı. Şöyle bir temizleyeyim arkadaşlar. Jelatin baya yapış yapış olmuş ekran. Bir temizleyeyim. Evet, ekranımız böyle. Ama çalışmıyor mu abi? Evet. Çalışıyor ama baya böyle kırmanız lazım basarken. Öyle bir çalışma şeyi var. Bu arada... Aa, yok yok hızlı geçiyor ya. Şimdi birazcık bastım mı? Evet evet daha şimdi serileşti. İlk başta nedense bir şey yapamamıştı. Hissetmedi parmağımı. Evet arkadaşlar bakın Mi Band 4 arayüzüyle birebir aynı yapmışlar. Abi bayağı benzetmişler. Bu arada çizilmeye çok müsait bir ekranı var onu da söylemeliyim. Büyük ihtimalle AMOLED bir panel değil. Bu arada bakın ilk baştaki basış hani bayağı sert basmanız lazım. Ondan sonrası yok abi ya bayağı bas olmuyor yani ya. Dokunmatik hissiyatı gerçekten kötüymüş onu fark ettim. Sert bastığımı hissedebilirsin. Belki sesini bile duyarsınız. Neyse hadi şu anlık yine fiyatından ötürü ama bunu da böyle kullanamayacaksam ne anladım bilmiyorum ya. Neyse şu ekranı LCD panel olduğunu düşünüyorum. AMOLED değildir büyük ihtimalle. Abi açamıyorum ki. Evet. Bakın Mi Band 4 ekranı ile birebir aynı arayüzünü yapmışlar. Burada adım sayarımız, saatimiz, yukarıda şarj ünitemiz vardı ama geçtik. Evet bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet şu an hissediyor ama arada hissediyor, arada hissetmiyor. Öyle bir dokunma hissiyatı var arkadaşlar. Böyle bir tasarım yapmışlar. Normal Mi Band tasarımıyla aynı. Şarj şeyi şurada yukarıda ama renkli bir tasarım var gerçekten. Helal olsun RGB. Burada tarihimiz var. Tabii bunu telefonla bağladığımız an tarih ve saat aktifleşecek diye düşünüyorum. Ama keşke bassa. Şöyle bir ekranı yok. Hani yana göre böyle dokunmatik değil. Basmatik de değil arkadaşlar. Böyle düşünce gücüyle açılıyor herhalde. Bakın. Aa pişman oldum aldığıma ya. Abi açılmıyor ya. Heh. Şu an bastık. Bir daha basalım. Ya acaba kordonunu taksam daha mı iyi şey yapar ki? Şöyle bir kordonuna takalım arkadaşlar. Kordonuna taktığımızda da ürün evet gerçekten Mi Band 4 görüntüsü var. Ama Mi Band 4'ten bir tık daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Şöyle modların arasında bir geçiş yapabilirsek, basabilirsek yapacağım. Şöyle arkadaşlar arayüzü böyle arayüzü değiştirilmiyor diye düşünüyorum. Bir basılı tutayım. Arayüzü değiştirmiyor. Evet bir şey değiştiriyormuş gibi yapıyor ama değiştirmiyor. Şöyle geçtiğimizde ev modu var. Ev modunun üzerine basılı tutalım. Burada attığın adım, gittiğin kilometre, yaktığın kalori yazıyor şurada. Belki görebilirsiniz. Gram algılamıyor arkadaşlar ya. Burada ya attığın adımı kaloriyi falan görebilirsiniz. Bunu geçelim. Burada bir kalp sensörü var. Allah için şu kalp sensörünü bir ölçmek istiyorum. Hani kaç çıkacak? Şöyle kola da takayım. Kolda nasıl durduğunu görün. Evet arkadaşlar kolda durması bu şekilde. Aynı Mi Band 4'ü andırıyor diyebiliriz. Yani uzaktan bakan bir kişi hatta şöyle de ekranı açık olduğunda bunu Mi Band 4'ten ayırt edemez gibime geliyor. Şöyle bakın. Kordonu yarım saattir falan kullanıyorum. Öyle kötü plastik aslında. Çok da kötü. Yani başta kötü bir plastik dedik ama Mi Band 4 kadar güzel değil ama çok da kötü değil. Yani bilmiyorum. Yarım saattir falan kullanıyorum. Çok bir sıkıntı etmedi ama yani rahat mı? Rahat aslında. Normal bir düzey diyelim. Hani çok rahat değil. Çok da kötü değil. Bunu atıyorum ne yaparsınız? Alın çocuğunuza hani bilekliğin varsın diye kullansın bence. O yönden güzel. Neyse arkadaşlar düğmelerini birazcık basabildim yani zar zor da olsa. Şimdi bir tık daha basılıyor. Demin videoyu kapatıp biraz denedim. Bu arayüzü gördüğünüz üzere. Şöyle basalım. Burada ev modu var. Ev modunun içeri girdiğimizde burada yaptığın adım, kilometre, kalori hepsini görüyorsunuz. Şimdi koldan çıkarayım. Koldaki durum şeklini gördünüz zaten. Abi koldan çıkarınca alet çalışmıyor lan. Saçmalığa bak. Bakın kola taktım. Yine çalışmıyor ya. Heh. Arkadaşlar parmağı hisseden yer artık neresinde kaldıysa bilmiyorum çalışmıyor yani şu an. Ekranını görüyorsunuz. Bir daha bastığımızda ev modu var. Şu ev modunu bir geçemedik artık. Şurada bir kalp sensörü var. Kalp sensörünü bakacağım demiştim. Bakamadım. Şöyle bir başlatalım kalp sensörünü. Abi gitti yine ya. Deli olacağım. Arkadaşlar büyük ihtimalle iade edeceğim. Şöyle bir kola takalım. Tamam ucuz alet. Eyvallah ama dokunmatiği de çalışsın ya. Çalışmayı başaramıyorsanız tuşlu yapın o zaman abi. Ucuz diye. Kalp moduna geldik. Kalp moduna basıyorum. Kolda daha iyi çalışıyor ya. Şu an kalbimi ölçüyor. Bir ölçsün bakalım. Hatta kalbimi ölçüyor. Oksijenimi ölçüyor. Kan basıncımı ölçüyor büyük ihtimalle. Şöyle bir ölçsün. Aynı anda üçünü ölçüyor bu arada. Evet daha bir şeyler çıkmadı. 91 kalbim. 109/72 tansiyonun büyük ihtimalle %95'te oksijen değerim. Bilmiyorum ne kadar doğru ama yani öyle absürt bir rakam verdiğini söyleyemem şu anlık. Şimdi basalım tekrar. Bakın kolda daha iyi çalışıyor bu arada. Spor modumuz var. Spor modunun üstüne basılı tuttuğumuzda koşma bölümü, patlama bölümü, yatıp kalkma mekik çekme bölümü, koşturma yine bölümü o kadar arkadaşlar. Spor modunda daha farklı bir şey yok ama şu içeri girip de nasıl atıyorum ben koşmak isteyeceğim onu yapalım bir.
Şöyle koşmaya basılı tut. Aynen. Ya arayüzünü Mi Band 4'ten birebir almışlar. Bu arada zaman başladı bakın. Doğru sonuç verir mi bilmiyorum ama 8 saniye ve 0 kalori olarak söylüyor. Şöyle bir elimi biraz sallayayım bakalım. Koştuğumu mu zannedecek? Onu bir ölçmeye çalışıyorum. Kalori falan yazacak mı? Evet, hala 0 kalori yazıyor. Hani yani bu konuda şu anlık iyi. Öyle elimi salladım mı kalorim yükselmiyor. Öyle bir saçmalığı yok. Arayüz birebir aynısı Mi Band 4'le her yönden. Bu arada direkt iptal ediyor musun falan yok. Direkt çıktım koşma şeyinden şu an. Birazcık arkadaşlar bastırmanız lazım. Mesaj bölümüne gelelim. Mesaj bölümünün üstüne biraz basılı tutuyorum. Burada ihtimalle normalden atılan mesajlar veya tahminimce WhatsApp'taki mesajları da size WhatsApp simgesiyle veya normal SMS olarak hani şu yazı fontunda gösterecektir. Öyle düşünüyorum. Ama şeyleri falan göstermez diye belki düşünüyorum da bilmiyorum. Belki de gösteriyordur, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Şöyle biraz gidelim. Mesajı da geçtik. Burada ayarlar var. Mor kısmından bakalım. Müzik. Aa, kamera var. Bakın mesela. Evet, kolda da. Oğlum geçiyorum yükselttir. Bak. Kamera modu var. Burada telefonumu bul modu var. Zamanlama var. Alarm büyük ihtimalle. Burada reset modu var. Burada da telefonumu indireceğimiz Allah neydi ya? Öyle bir mod var. Müzik ilerletme ve müzik başlatma tuşu yok. Abi fotoğraf şeyini yapacağınıza bence müzik ilerletip başlatmayı yapsanız diyeceğim de. Yani bundan önce herhalde şu tuşa basınca müzik durur. Şu tuşa basınca müzik devam eder. İki yere basınca müzik ilerler falan gibisinden yapabilirmişler bence. Fotoğraf çekme modu da büyük ihtimalle arkadaşlar. Telefona bağlayamayacağım çünkü telefonla kayıt ediyorum bu videoyu. Fotoğraf çekme modu telefona bağladığınız anda şu tuşa basarsanız fotoğrafı çekiyor. Büyük ihtimalle yani. Kamera üzerinden çekiyor. Yani eğer çalışıyorsa düzgün şu anlık iyi diyebilir. Şöyle bir koldan çıkaralım. Evet, 39 liralık bir alet. Fiyatı cidden ucuz. Çünkü hani içinden çıkan şu aleti bile şu an internetten almaya kalksanız 10 lira falan desek hadi buna. Kordon pek hani 5 para etmez. Kordon pek para etmez gibi ama hadi buna da 5-10 lira desek 20 lira. Yani 10-20 liralık bir mal gibi kalıyor şu geriye kalan aletimiz. Hadi yine RGB görüntüsünden olsun, kalp ritmini ölçme iddiasından olsun. Ölçüyor mu gerçekten bilmiyorum ama tek sıkıntısı tuşa basmıyor o kadar. Yani arada basıyor, keyfi gelince basıyor. Yani mesaj gösterebilmesi olsun. Ayarlarda da bir fotoğraf çekme özelliği var ekstra olarak, onu fark ettim. Başka bir özelliği yok. Yani bu kadar arkadaşlar. Mi Band 4'ün arayüzünü ciddi anlamda almışlar. Çalmışlar demeyelim hadi, neyse almışlar diyelim. Yani güzel bir şey yapmaya çalışmışlar. 39 lira cidden ucuz bir şu şey. Hani şu anki dolar kuruna baktığımızda böyle bir görüntüsü var. 39 lira cidden ucuz. Ya bilmiyorum, sizce alınır mı? Siz alır mıydınız? Ya ben almayabilirdim açıkçası ama aldım nedense. Yani kolumda Mi Band 4'e benzer bir şey olsun istiyorsanız, çok da bir özelliğine bakmayacağım diyorsanız alınır. Ama geri kalan diğer şeyleri bakın hala basmıyor, deli olacağım. Mi Band 4'e aşırı benziyor aslında. Benzemiyor desem yalan olur. Benzetmişler ama özellik bakımından gram benzemiyor. Orası da kesin. Neyse arkadaşlar, videoyu uzatmayalım. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizce bu alet alınır mı? Tabii basılsa bence alınır ya, bir şey değil mi? Basılsa çocuklara falan alınır. Hani bir sporcu almaz bunu herhalde. Bir gram basmıyor, deli olacağım. Yani dediğim gibi sporcular bunu kullanamaz. Pek bir işine yaramaz gibi. Şöyle de bir sensörü var arkadaşlar. Bakın şarj ünitesi burada. Şurada bir sensörü var. Sensörü ne kadar doğru bilmiyorum ama bir sensörü var. Yani bu kadar. Mi Band 4'e görüntü bakımından bayağı benziyor ama özellik bakımından pek benzediğini söyleyemem. Böyle bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.